Kadir Alemdar YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu videoda sizlere bilgisayardan ses gelmiyor sorununu en kolay, en hızlı ve en güncel yöntemleri kullanarak nasıl çözebilirsiniz sizlere anlatacağım. Bu sorunu çözmek için bu videoda tam 10 farklı yöntem kullanacağız. Abartısız bir şekilde bu videonun bu sorunla ilgili en iyi ve en iddialı video olduğunu düşünüyorum. Daha önce 2 veya 3 yöntem kullanarak çektiğim videolar da vardı. Ama bu videodaki 10 yöntemi sizler için en iyi şekilde hazırladım. Kullanacağımız yöntemler sorununuzu çözerse yorumlara çözüldüğüne dair bir yorum yazarsanız ve abone olursanız da çok sevinirim. Abone sayımızı sizlerin desteğiyle hep birlikte arttıralım. O zaman hazırsanız hep birlikte yöntemlerimizi tek tek uygulayalım ve dikkatlice atlamadan videomuzu izleyelim. Bu arada tüm yöntemlerimizi açıklama kısmından adım adım erişebilirsiniz. Kaçıncı dakika olduğu hepsi yazıyor. Hemen birinci yöntemimizle başlayalım. Bu yüzden Windows arama çubuğuna geliyoruz ve burada ara yazan kısma tıklıyoruz. Buraya aygıt yöneticisi yazıyoruz. Ve bakın üstte çıkmış oldu. Buna bir kez tıklıyoruz. Hemen ekranımıza tam ekranı alalım bu şekilde. Sol tarafta menüler var. Biz burada ses giriş ve çıkışlarına tıklıyoruz. Ve burada hoparlörlerimizi gördük. Hemen buna sağ tıklıyoruz mouse'la ve sürücü güncelleştir yazıyor. Hemen buna tıklıyoruz. Ve iki seçenek geldi. Biz burada sürücüleri otomatik olarak ara diyeceğiz ilk olarak. Hemen tıklıyorum ve sürücülerin zaten en iyi şekilde yüklü olduğunu söylüyor bende. Eğer sizde yüklü değilse biraz bekledikten sonra yüklendiğine dair bir uyarı çıkacak. Uyarı çıktıktan sonra hemen bunu kapat diyoruz. Ve şimdi sizden sesi kontrol etmenizi istiyorum. Eğer yoksa bu videoya tekrar gelip adımlarımıza hep birlikte devam edelim. Şimdi ilk olarak otomatik olarak ara dedik ve sağ tıklıyoruz tekrar sürücüyü güncelleştir. Ve bu bilgisayarımdaki sürücülere göz at diyorum. Nasıl aramak istersin diyor. Hemen burada belgelerin içinde bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver diyor. Buna tıklıyoruz. Ve burada ses bitiş noktası seçili olacak. Sonrakiye tıklıyoruz. Ve sürücülerin başarılı bir şekilde güncelleştirildiğini söylüyor. Hemen bunu da kapatalım. Bakın sol menüde de bir güncelleme oldu. Şimdi tekrar sesi kontrol edebilirsiniz. Yoksa bilgisayarınızı tekrar yeniden başlatmanızı ve sesi kontrol etmenizi istiyorum. Eğer yine yoksa kaldığımız yerden adımlara devam edelim. Şimdi birinci yöntemimizin sonuna geldik. Eğer sizin burada kulaklığınızda veya mikrofonda bir sıkıntı varsa aynı yöntemi bunlar için de uygulayabilirsiniz. İkinci yöntemimiz için tekrar ses giriş ve çıkışlarını açıyoruz ve burada hoparlöre sağ tıklıyoruz. Burada bakın cihazı kaldır diyor. Buna tıkladığımız zaman bir uyarı geliyor. Burada kaldıra tıklayarak kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben kayıtlı olduğum için bu işlemi gerçekleştirmeyeceğim. Çünkü kaldır dediğimiz zaman bilgisayarımız yeniden başlayacak. Eğer başlamazsa otomatik siz kendiniz başlatın. Yeniden başlattıktan sonra sesi bir kontrol edin. Yine olmadıysa biz kaldığımız yerden 3. yöntemimizle devam ediyoruz. Evet geldik 3. yöntemimize. Hemen bunu kapatıyoruz. Ve burada arama kısmına gelip denetim masası yazıyoruz. Ve bakın burada çıktı. Bir kez tıklıyoruz buna. Ekranımıza tam pencere alıyorum. Bu şekilde görüntülemeyi ölçtüm. Şöyle kategori sizde eğer büyük veya küçük simge ise kategori olarak değiştirebilirsiniz. Burada donanım ve sese tıklıyoruz. Bakın bir kez tıkladım ve burada ses var. Sese tıklıyoruz. Şimdi burada iki tane cihazımız var. Eğer hoparlöriniz varsayılan değilse bakın hoparlöre tıklayıp burada varsayılan yapa tıklayarak varsayılan yapabilirsiniz hoparlör aygıtını. Ben şu anda kayıtlı olduğum için kulaklıkta bu yüzden bu işlemi yapmayacağım. Siz bu şekilde hoparlöre tıklayıp varsayılan yap diyebilirsiniz. Veya burada hoparlörleri göremiyor olabilirsiniz. Çünkü neden? Sağ tıkladığımız zaman herhangi bir boşluğa bakın devre dışı bırakılmış aygıtları göster ve bağlantısı kesilmiş aygıtları göster. Şu anda kapalı. Hep birlikte açalım. Ve bakalım var mıymış. Şu anda bende herhangi bir aygıt yok. Sizde eğer olabilir devre dışıysa hoparlörünüze sağ tıklayarak bakın burada devre dışı bırak yazıyor. Sizde devre dışı bıraksa burada etkinleştir yazacak. Ona tıklayarak devre dışı aygıtı etkinleştirebilirsiniz. Bu da üçüncü yöntemimizdi. Şimdi tekrardan sesi kontrol edebilirsiniz. Ve biz burada tamama tıklayıp kapatıyoruz. Dördüncü yöntemimize videoya devam edelim.
Dördüncü yöntemimiz harici bir ses sürücüsü indireceğiz. Bunu da tarayıcı üzerinden hemen tarayıcımızı açalım. Hemen indirmeye başlayalım ve devamında kurulum işlemini gerçekleştirelim. Bu yüzden tarayıcımıza gelelim. Siz de tarayıcınıza tıklayıp açabilirsiniz. Buraya Realtek HD Audio Driver indir yazıyoruz. Ve yazdıktan sonra bakın şu şekilde Enter'a tıklıyoruz. Burada gelen sonuçlar arasında biz gezginler.net üzerinden indirme işlemini gerçekleştireceğiz. Bu yüzden bir kez tıklıyoruz. Şimdi burada iki tane seçenek var. 32 bit ve 64 bit seçeneği. Eğer bilgisayarınızın kaç bit olduğunu bilmiyorsanız bunu şimdi göstereceğim. Genellikle çoğu yeni bilgisayarlar 64 bit alıyor. Öğrenmek için bakın masa üstünde bu bilgisayar var. Buna sağ tıklayıp özellikler diyerek de ulaşabilirsiniz. Eğer o yoksa burada arama kısmına gelip ayarlar yazıyoruz. Ayarlara bir kez tıklıyoruz. Sol tarafta bakın sistem var. Sisteme tıklıyorum ve sistemin içinde biraz aşağı kaydırdığımız zaman sistem bilgisi var. Bakın bu en altta. Buna da tıklayıp ve burada 64 bit işletim sistemi olduğunu görüyoruz. Sistem türünde işletim sistemi türünüz yazacak kaç bit oldu. Şimdi hemen bunu kapatalım. Şimdi hemen tarayıcımıza geri gelelim. Ve burada reklamı da kapatalım. Tekrar tıklıyorum. 64 bit olarak işlemimize devam edeceğim. Siz de kendi bilgisayarınız kaç bitse işleme o şekilde devam edebilirsiniz. Tıklıyorum bir kez. Ve şu anda bakın sağ üstte indirme işlemi başladı. 252 MB'lık bir boyutu var. İndirme işleminin bitmesini ve devamında kurulum işlemini gerçekleştirelim. Evet, şu anda indirme işlemimiz tamamlandı ve burada dosyayı görüyoruz. Hemen dosyaya bir kez tıklayarak çalıştırma işlemini gerçekleştirelim. Karşımıza gelen uyarıya evet diyoruz. Şu an siz ekranda bunu göremiyorsunuz. Sizde de büyük ihtimalle bu uyarı gelecektir. Evet diyerek devam ediyoruz. Ve şu anda yükleniyor. İndirme işlemi bitti. Şu anda kurulum işlemindeyiz. Burada ileri diyerek devam ediyoruz. Ve tekrar ileri diyoruz. Şu anda kurulum işlemi yapılıyor. Evet, kurulum aşamamızın son adımı da tamamlandı. Burada şimdi bilgisayarınızı yeniden başlatmak istiyor musun veya sonra başlatacağım diyebilirsiniz. Sizin ben evet diyerek sona tıklamanızı rica ediyorum. Çünkü şu an ben kayıtlı olduğum için hayır diyerek birazdan bu işlemi gerçekleştireceğim. Bilgisayarınız yeniden başlamazsa sürücünün kurulum adımı tamamlanmamış olur. O yüzden bilgisayarınızı hemen yeniden başlatmayı unutmayın. Evet, cihazımızı yeniden başlattık ve sürücümüzle ilgilendi. Şimdi sesi yine kontrol edebilirsiniz. Biz de 5. yöntemimizle videomuza devam ediyoruz. Arama kısmına geliyoruz ve buraya ses çalmayla ilgili sorunları bul ve onar yazıyoruz. Zaten çıktı burada. Siz de çıkana kadar yazabilirsiniz. Ve burada buna tıklıyoruz hemen. Şimdi burada bilgisayarın kendi bir özelliği. Sorunları gidermek için bir yöntemi var. Biz burada sonraki diyerek devam ediyoruz. Ve şu anda sorunları algılıyor. İşlemimiz biraz bizi bekletecek. Burada süre uzarsa ben kırpıp ileri atlatacağım. Şimdi burada hangi aygıtıyla ilgili sorunları gidermek istiyorsun diyor. Sorunumuz hoparlördeyse hoparlöre tıklıyoruz. Eğer sizde başka bir aygıtta sıkıntı varsa ona tıklayarak devam edebilirsiniz. Seçtikten sonra altta sonrakiye tıklıyoruz. Ve şu anda denetlemeleri yaptı. Biz burada hayır ses geliştirmelerini açma diyerek devam ediyoruz. Şimdi burada hoparlörleri varsayılan yapmak istiyor musun diyor. Biz bunu 3. yöntemimizde yapmıştık zaten. Ben kayıtlı olduğum için yapmamıştım. Atla diyerek devam edeceğim. Eğer siz 3. yöntemimizde yapmadıysanız bu düzeltmeyi uygula diyerek yani üsttekini seçerek devam edebilirsiniz. Ben alttakiyle ilerliyorum. Ve şu anda sorun zaten varsayılan olmaması diyor bende. Eğer sizde başka bir sorun varsa burada çıkacaktır ve giderecektir. Sorun gidermemiz tamamlandı. Hep birlikte bunu da kapatalım
Ve 5. yöntemimizi de bitirmiş olduk. 6. yöntemimizde videomuza devam edeceğiz. Hemen kısa bir hatırlatmam var. Videoyu beğenelim ve kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi devam edelim. Burada arama kısmına geliyoruz ve çalıştır yazıyoruz. Bakın bu şekilde çalıştır çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Şimdi burada bakın panele bir örnek komut geldi. Bunu silelim hep birlikte. Ve biz buraya açıklamaya bırakacağım bunu ve siz şu anda ekranda görüyorsunuz. Bakın servis.msc yazıyor. Hep birlikte çubuğa bunu yazalım. Doğru yazdığından emin olduktan sonra tamam diyerek devam ediyoruz. Ve şimdi Windows hizmetleri geldi. Biz burada sağdan çubuğu en alta doğru çekiyoruz. Ve bakın burada Windows ses var. Biz buna sağ tıklıyoruz ve bunu yeniden başlat diyoruz. Evet, şu anda Windows ses yeniden başlatma işlemi tamamlandı ve bu ekrana tekrar getirdi bizi. Şimdi yine sesin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer yine ses gelmiyorsa hemen bunu da kapatalım ve 7. yöntemimize sizlerle birlikte geçelim. Şimdi 7. yöntemimiz için arama kısmına geliyoruz ve buraya ayarlar yazıyoruz. Bakın üstte ayarlar çıktı. Buna bir kez tıklıyoruz. Bakın sol tarafta menülerin içinde en alta indiğimiz zaman burada Windows Update var. Buna bir kez tıklıyoruz. Ve Windows Update ekranımız açıldı. Şimdi burası önemli. Eğer burada sizin bekleyen bir sistem güncellemeniz varsa ve güncellemeleri yapmadıysanız mutlaka bunları yapmanız gerekiyor. Bakın şu menünün olduğu kısımda burada bekleyen bir güncelleme var yazar ve indirin der. Eğer sizde indirin yazıyorsa mutlaka indirme işlemini ve güncelleme işlemini yapın. Çünkü bu topluluk güncelleştirmeleriyle birlikte sistemdeki aygıtlar, sürücüler, ekran kartı ve benzeri ses hariç tüm hepsi yeniden yükleniyor, güncelleniyor. İndirme işlemi bittikten sonra bakın sağ üstte böyle şimdi yeniden başlat yazıyor. Bu yeniden başlatma işlemini de yapmanız gerekiyor. Şu an ben kayıtlı olduğum için yapmayacağım. Siz burada yeniden başlat işlemine tıklayarak indirme işlemi bittikten sonra güncelleme işlemini yapabilir ve sesi tekrar sonra kontrol edebilirsiniz. Bu da 7. yöntemimizdi. Hep birlikte şimdi bunu kapatalım. Eğer yine ses gelmiyorsa 8. yöntemimizde videomuza devam edelim. Şimdi 8. yöntemimiz için tekrar arama kısmına geliyoruz ve buraya ses karıştırıcı seçenekleri yazıyoruz. Bakın şu an yazdığım zaman çıktı. Eğer sizde de çıktıysa çıktıktan sonra tıklayabilirsiniz. Çıkmadıysa arama çubuğuna yazmaya devam edebilirsiniz. Hemen buna tıklıyoruz. Ayarlarımız açılıyor. Bakın burada ses düzeyi karıştırıcının içinde ses düzeyimiz zaten full gördük. Eğer sizin çıkış cihazınız kulaklıksa bakın buraya tıklayarak hoparlörü alabilir veya başka bir aygıt varsa hoparlörü alabilirsiniz. Sistem seslerini alıyorum ama bazı uygulamalarda çalışmıyor diyorsanız örneğin bakın burada Chrome örnek vermiş sesi şu an son seviyede. Biz bunu kısık aldığımız zaman veya sizde kısık da olabilir. Burası kısıksa aktif ettiğiniz zaman uygulama bazlı sesleriniz de çalışmış olacak. Burada işlemleri yaptıktan sonra yine sesi kontrol edebilirsiniz. Hemen bunu da kapatalım ve sesin gelmediğini kontrol edin. Devamında 9. yöntemimize geçiyoruz. Şimdi 9. yöntemimiz için bakın görev çubuğunda şurada bir ses simgesi var. Buna bir kez tıklıyorum ve burada gördüğümüz gibi sesin karşısına bakın şöyle bir işaret var. Buna tıklıyoruz ve burada çıkış cihazımızın hoparlör olduğundan emin oluyoruz. Burada hoparlör diyorsa hoparlörü seçip sesi yine kontrol edebilirsiniz. Hep birlikte bunu da kapatalım ve son olarak artık 10. yöntemimize geçebiliriz. Evet 9. yöntemimizi de bitirdik ve şu anda son yöntemimize geldik. Bu yöntemden sonra başka diğer ne sorunlar olabilir sizlere bunları açıklayacağım. Hep birlikte son yöntemimizi yani 10. yöntemimizi gerçekleştirelim. Şimdi arama kısmına tekrar geliyoruz. Bakın buraya ayarlar yazıyoruz. Tekrar bir ayarlara gireceğiz. Bu yüzden ayarlara bakın bir kez tıklıyoruz buradayken. Ayarlarımız açılıyor. Sol tarafta bakın sistem var. Sisteme tıklıyoruz. Ve burada gelen ekranda şurada bakın ses var. Sese tıklıyoruz bu sefer.
En alta indiğimiz zaman bakın burada tüm ses aygıtları var. Buna tıklıyoruz. Ve burada çıkış cihazlarının içine bakın hoparlörler yazıyor. Buna tıklayıp açıyoruz. Şimdi bu ekrandayken sesin karşısında eğer izin ver yazıyorsa mutlaka izin vere basın. Bu şekilde olacak. Ve burada ses iznini verebilirsiniz. Eğer izin devre dışıysa izin ver diyerek bunu aktif edebilirsiniz. Bu da bizim son yöntemimizdi. Videodaki 10 yöntemi bitirdik artık. Şimdi sorunlarınız bunlar değilse başka ne olabilir? Hemen bunlardan biraz bahsedeyim. Öncelikle bunu bir kapatalım. Eğer donanımsal bir sıkıntı yoksa bu yöntemlerin çalışmama oranı çok çok düşük seviyede. Eğer harici hoparlörler kullanıyorsanız jack girişlerinizi kontrol etmenizde fayda var. Bunun dışında kullandığınız harici cihazda da sorun olabilir. Başka bir cihazda aygıtta ürünü deneyip çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer harici değil normal bilgisayarın kendi hoparlörü ise büyük oranda donanımsal bir sıkıntı mevcut olabilir. Laptopunuzun veya cihazınızın üzerine bir şey dökülmüş olabilir. Arıza bundan kaynaklanıyor olabilir. Bu video ile sizlere en iyi şekilde sorunu çözmeye yardımcı olmaya çalıştım. Umarım herkesin sorunu çözülür. Eğer sorununuz çözüldüyse yorumlara yazın. Hep birlikte okuyalım. Kanalıma abone olup ve bu videoyu beğenip destek olursanız çok sevinirim. Videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımda görüşmek üzere.